yeni gelişmekte olan bir teknolojiyi anlayıp bunun üzerine kurulabilecek işleri, bunun yaratacağı değişimleri, maliyet tasarruflarını, deneyim iyileşmelerini öngörüp bunu becerebilecek şirketleri bulmak aslında bence yatırımcının en hoş ve en zevkli önerilerinden bir tanesi. Geçen sene şu videoda bu yıl yapay zeka yatırım yapma zamanı demiştim. Ve o videoda adı geçen şirketlerin çok büyük bölümü çok ciddi primler kazandılar. 2024 yılı için ise beni en çok heyecanlandıran sektörlerden bir tanesi biyoteknoloji. Yani biyoloji ile teknolojinin birleştiği alan ve teknoloji kullanarak daha önce çözüm bulunamayan hastalıklara çözümler bulmak veyahut da tıp sektöründe örneğin ilaç geliştirme gibi alanlarda büyük verimlilik iyileşmeleri yaparak yeni ilaç geliştirme, yeni aşı geliştirme hızlandırmak, böylece hem insan sağlığına katkıda bulunmak, insan ömrünü uzatmak, para kazanacak fırsatları yaratmak. Bak işte bu bölge süper ilgimi çekiyor. Bu çerçevede 2024'te meyvelerini toplamaya başlayacağımız bazı teknolojilerden bahsetmek istiyorum önce size. Daha sonra bu tür teknolojilere nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bunun riskleri nelerdir? Kolay yolu nedir? Bütün bunları da anlatacağım. Herhangi bir günde Amerikan borsalarına baktığınızda o günün en hızlı yükselen hissesi mutlaka bir biyoteknoloji şirketidir. Öte yandan o gün en çok düşen hissesi de bir biyoteknoloji şirketi olabilir. Çok heyecanlı bir alan ama hem insanlık için çok önemli hem de sunduğu kazanç fırsatları sonsuz. İşte o nedenle bugün biraz biyoteknoloji odaklanacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tarih boyunca aslında teknolojiyi takip etmek hep çok kazançlı olmuştur yatırımcılar açısından. Ama zor da bir yoldu. Mesela 1980'lerde Nobel ödülünü kazanan Peter Greenberg ve Albert Feld yaptıkları dev manyeto rezistans çalışmalarıyla bir süre sonra Apple'ın iPod'una ve bugünkü modern sabit disklere giden yolun açılacağını muhtemelen bilmiyorlardı. Ve yine hiç kimse Jacques Monod, François Jacob ve François Gros'un 1961'de mRNA'yı keşfetmelerinin 60 yıl sonra COVID-19 koronavirüsü için aşılara yol açacağını ve BioNTech ve Moderna gibi şirketlerin yükselişini körükleyeceğini fark etmedi. Gerçi COVID'in başında bu tip teknolojilerin COVID aşısını çabuk getireceğini söyleyen ünlü bir videom vardır. Onu da linkini yukarıya bırakıyorum. Ve şimdi de 2024'e giriyoruz ve bazı biyoteknolojiler hakikaten çok çok ilgimi çekiyor. Mesela COVID aşısına yol açan mRNA teknolojisi şimdi kanser tedavilerinde uygulanıyor. Aslına baktığınızda COVID döneminde aşı bulan bütün firmalar kanser araştırmaları yapıyorlardı mRNA teknolojisini kullanarak. Mesela Moderna ve Merck şu anda faz 3'e geldiler klinik çalışmalarda. Melanomlara karşı bağışıklık tepkisini tetiklemek için kişiselleştirilmiş bir aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Yine BioNTech ve Genentech'ten ekipler de faz 2 çalışmalarına gelmiş durumdalar. Ne için? Pankreas kanseri için aşı geliştirmeye çalışıyorlar ve bütün bunlarda mRNA tabanlı teknolojileri kullanıyorlar. Benim yakından takip ettiğim başka bir biyoteknoloji firması Vertex Pharmaceuticals ve CRISPR Therapeutics. CRISPR'e bir zamanlar yatırımda vardı. Çok iyi gitmedi. Yanlış zamanlamayla girmişim. Onlar tarafından ortaklaşa geliştiren Casgevy isimli bir üründe ABD ve İngiliz düzenleyiciler tarafından onaylanan ilk gen editasyonu tıbbi tedavisi oldu. Genleri değiştiriyorlar yani. Kabaca öyle söyleyelim. Casgevy tek bir tedaviyle orak hücre hastalığını, yanılmıyorsam bu hastalığa aynı zamanda Akdeniz anemisi isminde verilir. Bu hastalığın semptomlarını büyük ölçüde azaltıyor ve potansiyel olarak iyileştirebiliyor. Hastanın kök hücrelerini düzenleyerek çalışıyor bu ve böylece vücudun daha yuvarlak yani daha az orak şekilde kan hücreleri üretmelerini sağlıyor. Biz bir arkadaşımızı bu hastalıktan kaybettik. Hakikaten ömür boyu çektiren çok zor, çok kötü bir hastalıktır. Gen düzenlemesine dayalı başka tedaviler de yolda. Mesela Verve Therapeutics ve bazı rakipleri kötü kolesterolü düşürmek, Gaucher hastalığını ve diğer bazı hastalıkları tedavi etmek için CRISPR, yani yine gen editasyonu diyelim, tabanlı tedaviler üzerinde çalışıyorlar. Gen editasyonu organ nakillerine de işe yarayacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz dünyada organ nakli az çünkü organını bağışlayan az. O bağışlanan organların hastaları bulması da çok kolay değil. Bu konuda da bir yatırımımız var. Eğer merak ediyorsanız gelin YouTube katıla üye olun ve bu tip şirketlerden siz de haberdar olun. Ama bu önemli bir mesele ve burada organ nakli tarafında da bu tip tedaviler işe yarayacak gibi gözüküyor. Mesela domuz organlarının insana nakledilmesi gibi. Bunun tabii kafanızda bir sürü şu anda komplo teorisinin önünü açtığını, bazı dini hassasiyetlerden dolayı bu fikirden rahatsız olabileceğinizi düşünüyorum. Ama bir organa ihtiyacınız varsa ve o organı bağışlayan bir insan bulamıyorsanız o organın nereden geldiği çok da önemli olmuyor.
olmayabilir. İnsan hayatı bence her şeyden daha değerli. Yine biliyorsunuz sık dönen komplo teorilerinden bir tanesi dünyayı sivrisineklere boğacaklar diye. Orada da yine gen editasyonu ayarlanıyor aslında. Dunk humması adı verilen ve çok fazla soruna yol açan bir hastalığın tedavisinde efektli sivrisinekler ayarlamak istiyorlar. Çünkü Wolbachia ismi verilen, inşallah ismini doğru söylüyorumdur, bakteriyle enfekte olan sivrisineklerin insanlara Dunk humasını bulaştırmadıklarını öğrenmiş durumdalar. İşte bu çerçevede dünyaya genetik olarak modifiye edilmiş sivrisinekler salmak istiyorlar ve bununla ilgili ilk fabrikaları yakın zamanda açacaklar. Geçen yıl 2.4 milyon vaka gerçekleşmiş Dunk humasından. Onu yenebileceklerini düşünüyorlar. Bu fabrikanın kabaca 19 milyon dolar civarında maliyeti olacak ve her yıl 5 milyar kadar kasıtlı olarak enfekte edilmiş sivrisinek dünyaya salınacak. Komplo teorisyenler için yine güzel malzeme. Komplo teorileri deyince Bill Gates tabii çok popüler bir isim her zaman. O ve Jeff Bezos tarafından desteklenen Avustralya'da bir girişim var, adı Synchron. Synchron, beynin motor korteksinin yakınındaki kan damarlarına elektrotlarla gömülü stentler yerleştirmeyi, beyinden bilgisayara doğrudan etkileşim sağlamayı öneriyor. Böylece örneğin felçli hastaları, mesela amfiyotorik lateral skleroz felçli hastalarının düşünceleriyle bir bilgisayara ilkel şekilde olsa bile yönetmeleri isteniyor. Biliyorsunuz Elon Musk'ın da benzer çalışmaları var. Bu tip çalışmalarda beyinlerinde çeşitli sorunlar olan insanların dünya ile iletişimini normalleştirmeyi hedefliyorlar. Çılgın projeler değil mi? Ve bu projeler hayata geçtikçe dünya değişecek. Ne anlamda değişecek? İnsanların hayatları iyileşecek. Daha evvel tedavi bulunamayan hastalıkların tedavileri gelecek. Tıp sektörü kökten değişecek. Çünkü tıp sektörünün bugün getirdiği çözümler burada yeterli değil veya çok pahalı veya verimsiz. O yüzden çok heyecan vericiler. Böyle baktığımızda biyotek çok heyecanlıya benziyor ama yatırım yapması çok zor. Bunu bizzat kendimde bir zamanlar deneyim. Mesela Covid patladığında bu yeni teknolojilerin Covid'e çok çabuk aşı geliştireceğine inandım ve o alandaki şirketlere yatırım yapmak gerekiyor dedim. Fakat ben gittim yatırımı Inovio'ya yaptım. Inovio DNA tabanlı aşılar geliştiriyordu ve bence teknolojisinin verdiği sözler mRNA tabanlı Moderna'nın geliştirdiği aşılardan daha fazlaydı. Nitekim ilk başlarda Inovio görüyorsunuz acayip yükseldi. O dönemde keşke bütün karlarımızı alsaydık. Çünkü sonra gördük ki Inovio çözümü geliştiremiyor. Yavaş başlayan Moderna ise çözümü geliştirdi ve bir dönemde hisse inanılmaz uçtu. Tabii Covid bittiğinden beri bir miktar geri çekildi ama hala 2020'den bugüne baktığımızda %480'lik bir geliri var. Oysa bizim Inovio'muz %76 çöktü. Peki nasıl böyle bir hata yaptım? Çünkü biyoteknolojiye yatırım yapmak gerçekten zor. Biyoteknoloji şirketlerinin geliştirdiği ürünleri bir tane kurul Amerika'da onaylıyor. FDA, Federal Drug Administration ve o onaylamazsa o şirket ölüyor. O onaylarsa o şirket uçuyor. Ve o onayın verilip verilmeyeceğini bizim gibi faniler kesinlikle bilemiyorlar. Bir diğer mesele de biyoteknoloji şirketleri adı üstünde biyoteknoloji çok karmaşık bir iş yapıyorlar. Şirketin gelişimi de pek takip edemiyoruz. Şirketin bütün verileri de çok gizli oluyor. O yüzden doğru yolda mı gidiyor onu da bilmiyoruz. Şirketler bilimsel raporlar yayınlıyorlar. O raporları da ben okuyup pek anlayamıyorum. O yüzden biyomedikal bana biraz zor bir alan gibi geliyor. Bizim şu anda model portföyümüzde biyomedikal yatırımlarımız var. Nispeten daha kolay anlayabildiğimiz alanlarda. Fakat onlardaki yatırımları da hep çok küçük tutuyoruz. Çünkü yanılgı payı yüksek. Ama tutarsa işler tamamen değişiyor. Yatırım yaptığım şirketlerden bir tanesi proteinlerin içerisindeki amino asit çözümlemeye çalışıyor. Bir diğeri DNA editasyonu yapıyor. Bir diğeri organ nakli tarafına yepyeni teknolojiler getiriyor. Ama dediğim gibi risk yüksek. Riskin bu kadar yüksek olduğunda ne yapmak daha iyi olabilir? Tek tek hisse senedi seçmek yerine sektör toplamına dair ETF'lere yani exchange traded fundlara yatırım yapmak iyi olabilir. Geçen seneye baktığımızda hisse senetleri bazında en iyi performans çizen şirketlerin içerisinde çok sayıda biyoteknoloji firması var. Jin Medical önemli örneklerden bir tanesi. Immunogen ki ben bir ara yatırım yapmayı çok düşünüyordum sonra yapmadım. MoonLake ve Bridgeboro'da yine iyi örnekler. Solana %1932 getirmiş. Immunogen %497 getirmiş. MoonLake %475 getirmiş. BridgeBio'da %429 getirmiş. Bu listede bizim de maratonumuz var ve son dönemde yatırım yaptığımız CleanSpark'ımız var çok şükür. Ama gördüğünüz gibi listenin ciddi bir bölümü de biyoteknoloji şirketleri hakim. Ve bunları seçmek çok zor. Yani yılın başında bunlardan Immunogen açıkçası aklımdan geçiyordu ama diğerlerine mesela BridgeBio'nun ismini bile duymamıştım. Bulmak çok zor. Bunlardan yüzlercesi halka açık durumda. Biraz kumara benziyor. Ben de kumar oynamayı çok sevmiyorum. O yüzden
yüzden anlayabildiklerinde yine yatırımım var ama strateji biraz daha ETF'lere yönelik. ETF'ler deyince de çok sayıda biyoteke yatırım yapan ETF var. Burada görüyorsunuz BBP, BBH, ARKG, İBB, PBE, BTEC, FBT kısaltmaları burada. Bunların her biri biyoteknolojinin farklı alanlarına yatırım yapıyorlar. Kimisi genel bütün biyoteknoloji firmalarına ortalama bir yatırım yapıyor. Mesela ARKG ki bizim model portföyümüzde var. O sadece gen editasyonundaki devrime yatırım yapıyor gibi. Yine burada başka bir ETF, Virtus LifeSky Biotech Product. Bu da henüz laboratuvar aşamasındaki şirketlere yatırım yapıyor. Yani farklı stratejileri var, farklı riskleri var ve sadece bu yeni ETF değil, başka ETF'ler de var. Daha dar alanlara odaklanan, daha geniş bakanlar vesaire ve getirileri de olağanüstü olmayabiliyor. Burada 5 yıllık getirilerini görüyorsunuz. Neden? Çünkü yatırım yaptıkları şirketlerden böyle ortalığı yıkacak onaylanmış ürünlerin çıkması çok uzun zaman alabiliyor. Tek bir hisseye yatırım yaptığınızda bu riski daha da büyütüyorsunuz. Buna en azından bir fon oldukları için daha fazla hisseye yatırım yapıyorlar ve aralarından kazananları bulmaları mümkün. Ama hani şuradaki getirilere bakıp hocam ya bu nedir, ben bunu yatırım yapmak istemiyorum derseniz bir daha düşünmenizde fayda var. Çünkü önümüzdeki dönemde uzun zamandır biyoteke yapılan yatırımların karşılığını alacağımız döneme yaklaşıyoruz gibi. Demin Umut Bey mesela Amerika'da ilk defa bir gen editasyonu tedavisinin Amerikan FDA'ine onay aldığını gördük. Kanser gibi dünyanın en önemli hastalıklarından bir tanesinde çok sayıda biyotek çözümünün geldiğini görüyoruz. O yüzden sepette bence bulundurmak gerekiyor. Ama sepette hisse senedi olarak seçmek zor olduğu için ETF'ler bir çözüm olabilir. ETF araştırmanızı kendiniz yapmalısınız. Her bir ETF'te de o ETF'in detaylarına girmek lazım. Mesela ARKG'ye baktığımızda arkinvest.com sitesine gidip bu ARKG ile ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz. Nedir detaylar deyince, bir kere küçük bir fonmuş. Bu 31 milyon dolarlık. Başından beri hafif kayıpta fonumuz görüyorsunuz. Ama beni burada daha çok ilgilendiren bu fonun bünyesinde tuttuğu şirketler. Burada aşağıda görebiliyorsunuz Top 10 Holdings diye. Bunlardan bir tanesi bizde de var. Sadece bir tanesi bunlardan. CRISPR daha evvel vardı. Maalesef zarar ettim. Intel'de bir ara yatırım vardı. Onda ufak da olsa bir karım oldu. Ama şu anda bu ikisinin dışında bu 10 şirketten bir tanesi bizde de var. Model portföyü merak ediyorsanız YouTube katıl üyesi olmanız gerekiyor. Son derece kolay. Oradan düzenli izleyebilirsiniz. Yine Virtus LifeSky Biotech'e bak baktığımızda bunun daha ziyade henüz laboratuvar aşamasındaki şirketlere yatırım yaptığını görüyoruz. Bunlardan hiçbirinde yatırım yok ama mesela Keros Therapeutics uzun zamanda ilgimi çekiyor. Çok önemli bir alanda çalışıyorlar. Burası da yine bakılabilecek yerlerden bir tanesi. Fakat dediğim gibi eğer bir doktor tanıdığınız varsa, biyoteknolojilerden anlayabilecek biri tanıdığınız varsa buna yatırım yapmak daha kolay. O yüzden gidip bu ETF'lerin içerisinden şirket de seçebilirsiniz kendinize ve yaptığınız yatırımı da biraz küçük yapmanız gerekiyor. Çünkü tutup tutmayacağını bilmiyoruz. Tutarsa yatırımınızı büyütebilirsiniz. Öyle bakmak gerekiyor. Fakat mutlaka bir teknoloji yatırımcısının biyoteknolojiyle ilgilenmesi önemli. Çünkü dünyadaki en verimsiz sektörlerden bir tanesi tıp sektörü. İlaç sektörü inanılmaz yine verimsiz bir sektör. Bu sektörlerin maddi yükü devletleri bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle bu taraftaki inovasyonların gideceği çok çok yol var. Ama zorlu yolculuklar bunlar, ama bir yandan da o kadar heyecan verici. Çünkü burada sadece parasal yatırım yapmıyoruz. İnsanlığın geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz. Umarım bu bölümü ilginizi çekmiştir. Son önerim, mutlaka biyotek ETF'leri inceleyin. Benim verdiğim listelere kısıtlı kalmayın. Biyotek ETF derseniz bir sürü sonuç çıkacaktır. Bunun içerisinde birkaç günü geçirmek en azından ufkunuzu çok açacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.